Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrar burada olduğunuz ve bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olarak, paylaşarak ve beğenerek desteklerinizi devam ettiriniz. Şimdi biliyorsunuz benim bu orkidelerim bana bitli, küflü ve ölmek üzere olarak gelmişti. Ben bunları internetten satın almıştım. İnternetten satın aldığımda da geldiğinde yaprak araları küflenmiş, bitki ölmek üzereydi. Ve bitkilerim aşırı derecede yorgun ve hastalıklıydı. Ben buna kendi yaptığım bir solüsyonu uyguladım. Bunun videosunu da alta eklerim. Orada görürsünüz. Şimdi sizlere bitlerimiz gitmiş mi, gitmemiş mi, işlemimiz başarılı olmuş mu, olmamış mı onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz şu şekilde yaprak aralarımız tertemiz oldu. Evet. Küf, bit, herhangi bir şey kalmadı. Bakın. Evet. Bu tarafını da göstereyim. Tertemiz oldu. Ben buna nasıl bir işlem yapmıştım? Onun videosunu zaten çektim ve kanalda var. Onu izleyebilirsiniz. Ve şu anda yine sizinle birlikte son bir işlemimizi yapıyoruz. Bu işlemimiz ne oluyor? Güzelce limon suyuna batırılmış pamukla yaprak arkalarını, aralarını ve yaprak altlarını temizliyoruz. Şu şekilde her iki orkidemizin de şu, evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi limon suyunu sürüp bir süre bekletiyoruz ki bu orkidelerdeki bitler, hastalıklar tekrardan ortaya çıkıp orkidemizi yormasın. Orkidemiz çok harika bir şekilde beslenmiş olsun. Önceki videoyu izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Çünkü önceki videoda orkideler yaprakları çok aşırı derecede, bakın işte temizledim. Daha sonra bu pamuğu oraya şey yapmayacağım. Farklı bir pamukla diğerlerinin silme işleminde videoyu kapattıktan sonra yapacağım. Evet, bu şekilde bakınız. Bez gibi olan yaprakları sertleşti, toparlandı, dikildi ve gerçekten diğer videoda dediğim gibi eller, gözler havada, duada pozisyonuna geçtiler. Şimdi ben bunları yaparken, bu bitlerini ve şeylerini ayıklarken, temizlerken orkidelerimden bir tanesinin şunun alt yaprağı kırıldı. Kırılınca ben de bunu atmadım. Atmayıp orkidenin yaprağından bir deneme yapmak istedim. Acaba başarılı olur mu diye. Bir pet bardağı biraz su koydum. Orkide yaprağına değmeyecek şekilde. Daha sonra pet bardağın üzerini streç filmle kapladım. Kapladım streç filmi, yaprağın şeklinde kestim ve yaprağı oraya oturtturdum. Daha sonra yaprağın üzerini de streç filmle kapladım ve bu 5-6. günü yaprakta sararma, solma, çürüme ya da yaprağın formunda hiçbir değişiklik olmadı. Tabii köklenmesini bekleyeceğiz. Başarılı olmaması onunla belli olacak. Ama köklenmesini beklerken de şunu söyleyeyim ki arkadaşlar, yaprağın formunda hiçbir bozulma olmadı. Dediğim gibi ezilme, çürülme ve şey olmadı. Fakat bu süreç uzun sürecek. Artık bir ayağımı köklenir, eğer çürümez kalırsa iki ayağımı köklenir. Bunun sonucunda sizinle paylaşacağım. Olumlu ya da olumsuz diyeceğim ki arkadaşlar bu çürüdü. Ya da arkadaşlar bu çürümedi, hala bu şekilde formunu koruyor. Arada bununla ilgili size bilgi verebilirim. Merak edenler için keserek çoğaltmaya çalıştığım orkidem de hala şu anda sürecinde, henüz köklerde hiçbir çürüme falan yok, yaprak açma aşamasına geçti gibi duruyor ama kesin bir şey söyleyemem, onun da sonucunu sizlerle paylaşacağım. Kanalımda olduğunuz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olarak destek olunuz. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve iyi günlerde buluşmak dileğiyle.